Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masadaki yerimizi aldık. Tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Şu an bir şey yapmıyorum. İki tane kızım var. Oh, onlarla ilgileniyorum. Daha ne yapacaksınız? Çünkü biri LGS'ye hazırlanıyor. Üf. Çok ay, canımız Allah çıkıyor. Kolaylık versin. Sağ olun. Biri ilkokul 3 yarışmalara giriyor. Ne yarışması? Atletizm, yüzme, sporla güzel. İlgili bayağı ay, bir. Tebrikli. Daha yeni 23 Nisan koşusu yaptı. Birinci oldu. Oh, öyle gururlanıyoruz onlarla. Ay ne kadar güzel. Çok tebrikler. O yüzden çalışmıyorum. Çok güzel. Yani o da büyük bir iş ama evet, yani başka bir işte çalışmıyorum diyelim. Aynen. Başka bir, yani maaş almıyorsunuz. Maaş diyelim. Almıyorum evet. Yani o daha doğru daha zor. Olur galiba. Kelimelerle aranız nasıl? Valla iyi aslında. Kitap okumayı çok seviyorum. Onun harika. İçin hani bir tık güveniyorum gibi ama aha, belli de olmaz. Şanssızlık evet, olur. Bulmaca falan çözer misiniz? Çözerim ama peki, ben daha çok sudoku çözerim. Sudoku mu? İyi. Amneziye çok iyi gelir. Evet, Alzheimer falan. Bil, böyle altın bilezik işte işinize yararsa sevgili izleyenler. İyi yapıyorsunuz. Öyle, yani işte, çok güzel. İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Harika. Eşiniz ne iş yapıyor? O bilgi işlem sorumlusu bilgi özel işlem bir şirkette. Harika. O da bayağı sorumlu bir işte evet, çalışıyor. Evet. Aynen öyle. Gayet tamam, iyi. Yapıştıralım evet, mı? Girelim mi ne oluyor? Tamam. Yolda bir karar veririz ne tamam, olup bittiğine. Hadi. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Sert. Sert, doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Bir şarkının deneme kaydı. Demo. Demo doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfat soruyoruz. Tüm sıfat severler için geliyor. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan anlamlarında bir sıfat. Olağan, alışılmış. Basit. Değil. Olağan, alışılmış. Her zamanki gibi olan. Sıradan, basit. Daha Arapça kökenlisi gibi düşünün bunların. Olağan, alışılmış. Yani doğal. Arapça kökenlisi. Harf al. Aldık, harf aldık. Unuttum. Evet. Doğal, alışılmış. Tabi. Evet. Tabi. Tabi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim hala. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Altı düz, üstü kabarık, yuvarlak ekmek. Somun. Somun doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Müzik dinletisi. Çok basit. Konser. Konser doğru cevap. Yine altı harfli. Batı kökenli bir sözcük. Yapıştıralım soruyu. DNA'sında değişiklik meydana gelmiş olan canlı. Mutasyona uğramış. Evet yani. Mutant. Mutant doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Bir birleşik kelime soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Her bakımdan, her yönüyle birbirinin aynı anlamındaki söz. Birebir. Gibi bir şey. Birebir. İki. Nokta nokta aynısı. Birebir gibi. Tıpkısının bir aynısı. Ya, tıpkısı. Hayır. Işte, aynısı. Ay, ilk, tıpkısının aynısı. Tıpkısının aynısı sığmaz oraya. Her tıp. Ha? Birebir. Birebiri. Birebir gibi söyleyin tıpkısının aynısını. Birebir aynısı. Ne dedim ya? İşte diyorsunuz tıpkısı bire bir, dediniz tıpkısı, ya. Birebir tıpkısı aynısı. İşte birebir gibi deyin onu. Birebir tıpkı. Ha. Tıpkı aynı tıpkı aynı tıpkı. Aynı. Heceyi tekrar edeceksiniz. Birebir. Tıpa tıp. Vallahi olacak iş değil ya. Az daha elimizden kaçıyordu ya. İnanılır gibi. Yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız var. 2 dakika 51 saniye bir süremiz var. Bayağı rahatız. Ağzım dilim kurudu. Kurur tabii efendim. Tıpa tıpı bileceğim derken kendimizden geçtik ay, burada. Yani efendim, 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Mastarla bitiyor. Gelsin bak, bakalım soru. Uygulama işi, icra. Uygulamak, yapmak. Uygulama icra. İşi, icra, yapmak. Şey gibi düşünün. Ne gibi düşünün? Ha onu söylersem ama zaten. Harf alayım. Harf alın. Evet. Unutuyorum ya. Ü. Uygulama işi, icra. 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 Kanunları uygulama.
Şimdi bir kanun... Harf alayım. Alın. Şimdi bir kanunları çıkarma var. Bir de yürütme. O... Ne? Yürütme. Yürütme, doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soracağız. Şu soruyla soracağız. Aha şu. Bir davranışın gerektirdiği başka davranış. Mukabele. Mukabele. Yani? Ay Yasemin Hanım. Hayır. Gerektirdiği o başka davranış. Bir şey, harf alayım. Harf aldık. Yani bir davranış geliyor size. Yanlış. Siz de ona düzeltme. Başka bir davranış veriyor, yapıyorsunuz. Yani ben... Karşılık verme. Ha? Karşılık. Karşılık, doğru. Yine 8 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Artistik yüzme sporunu tanımlayan bir diğer isim. Olimp. Yok. Yok. Artistik yüzme. Su balesi mi? Su balesi. Su balesi, doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Birleşik kelime soracağız. Arapça Türkçe karması, kelimeler birleşirken bir harf düşmüş. Yazık ona. Yok yani o harf aramızda. Gelsin bakalım. Mecazen bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek hükmetmek anlamına gelen söz. Hükmetmek. Hükmetmek, doğru cevap. Efendim yine 9 harfli çoğul bir sözcük sormaya karar vermiş. Tek kelime editörümüz, gelsin bakalım. Tazmanya canavarının da dahil olduğu memelilerin üst sınıflarından biri. Harf mi? Harf alayım. Harf alalım. Hiçbir şey gelmedi aklıma. S. Tazmanya canavarının memelilerin üst sınıflarından biri. Bir harf daha alayım. Tamam, alalım. Koalalar mesela bu sınıfta. Yavaş hayvan. Yok, o değil o. Neydi bu? Hiç bilmiyorum. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Kangurular da bu sınıfta. Keseliler. Keseliler, doğru cevap. Efendim 10 harflilere geçtik. 10 harfli ilk aradığımız cevap yoksunluk eki almış bir sıfat. Sessiz. Gelsin bakalım sorusu. Kendine has belirgin davranış özellikleri olmayan, taviz verebilen kimselere yönelik ağır bir söz. Kişiliksiz, doğru cevap. Efendim 10 harfli son cevabı alacağız şimdi sizden. 2 kelime bu aradığımız cevap. Mastarla bitiyor ve bu bir deyim. Tamam. Gelsin bakalım sorusu. Gürültüden veya üzüntüden migren gibi bir ağrı çekmek. Başı çatlamak. Gibi bir şey. Kafa başı çatlamak. İyi başladınız. Kafa ilk kafası şişmek. Doğru. Hayır, ilk başı, kelime doğru. Baş. Tamamen doğru ilk kelime. Başı. Hı hı. Başı çatlamak, başı ağrımak, başı. Altı harfli. Başı. Gerisi yani. Mastar var sonunda. Başı bir şey mak, başı patlamak. Çok güzel düşündünüz, evet. Başı çatlamak, başı patlamak. Süre gidiyor, harf mi alsın? Harf alayım. Harf aldık. Başı vurmak yok. Değil. Başı tutmak. Başı tutmak, doğru cevap. Yasemin Hanım, tebrik ederim. Zorladım 9000 biraz puan mı aldınız? Teşekkür ederim. Bayağı iyi yarıştınız canım. Siz de memnunsunuzdur diye tahmin ediyorum. Memnun en azından. Güzel bir puan çıktı. Evet. Tahminimin buralarda üstünde. Yani 8500 falan. Tahminimin üstünde oldu. Evet. Mutluyum. Harika, teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum. Gayet iyi yarıştınız. Ben de hanımlar, beyler, Yasemin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmamızı geliyor.